Evet, bu videoda bağımlılıktan bahsedeceğiz. Kimle? Benim güzel kızım Yasemin Erige Öztunç'la. Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. Nihayet bana vakit ayırabildin. En son annelere vakit ayrılıyor herhalde. Bundan sonra bol bol Yasemin'le de videolar çekeceğiz. Çünkü Yasemin gerçekten esasında kimyacı kendisi. Bambaşka bir konuda, başka bir sektörde çalışıyor ama inanılmaz araştıran ve yaşamın sırları üzerine çok kitap okuyan, çok araştıran, çok düşünen biri. Bütün bu fikirlerini bizle paylaşmanı istiyorum sevgili Yasemin. Teşekkür ederim anneciğim davetin için. Şimdi bugün bağımlılıktan bahsedeceğiz. Çünkü yaşamda hakikaten Allah bizi özgür iradeyle yaratmış ama tabii beynimizi kullanma talimatıyla doğmadığımız için nasıl kullanacağımızı bilmediğimiz zaman bizim önümüzdeki en büyük engellerden biri bağımlılık. Bu konuda da senin yaptığın araştırmalar benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. O yaptığımız sohbetler gibi burada bizi izleyenlere de anlatır mısın? Ya çok basit aslında bir şeyle başlayayım. Doğada normalde normal yani vahşi doğada bağımlılık diye bir şey yok. Çünkü dışarıda yaşayan hayvanların hiçbir tanesinde bir bağımlılıkla ilgili herhangi bir unsur görmüyoruz. Bu tamamen insan olmamızla alakalı bir şey. Yani beynimizin olmasıyla alakalı. Beynini kullanan ve çalıştıran yaşam formlarında bağımlılık söz konusu. Bu da nasıl oluyor? Doğada normalde çok dağınık şekilde buluyoruz her şeyi. Şeker örneğin, şeker bağımlılığından bahsedecek olursak, şeker doğada çok fazla şeker var ama çok dağınık ve bunları elde edebilmemiz için ciddi bir efor ve emek harcamamız lazım. Halbuki insanoğlu beynini kullanarak şekeri depolama kabiliyetine sahip, daha önceden toplayıp paketleyip satma kabiliyetine sahip. Dolayısıyla da çok hızlı bir şekilde erişimimiz var şu anda. Bu tip şeyler de bizi bağımlı kılıyor. Bağımlı kılmasının sebebi de beyindeki ödül merkeziyle alakalı aslında. Bizim hoşumuza giden her şey beynimizde ödül merkezini uyarıyor ve dopamin salgılanmasını sağlıyor beyinde. Bu dopamin salgılandığı zaman da beden diyor ki bu çok güzel, çok hoşuma gitti, tekrar yapalım. O yüzden de bu bir kısır döngü şeklinde tekrarlanmaya başlıyor. Özellikle de bizim erişimimizin çok kolay olduğu şeylere karşı. Dopamin salgılanması aslında insanoğlunun hayatın devam etmesi için gerekli Önemli bir olan şey değil bazı mi? Evet. eylemleri tekrar etmesini sağladığı için çok önemli. Çünkü örneğin yemek yemek, işte su içmek, cinsel dürtüler veya egzersiz. Bunların hepsi dopamin salgılanmasını, bu ödül merkezini uyarıyor ve dopamin salgılanmasını sağlıyor. Dopamin salgılandığı zaman da bunlar çok güzel tekrarlayalım, yemek yiyelim, su içelim gibi eylemleri tekrar etmemizi ve hayatta kalmamızı sağlayan unsurlar aslında. Tabii ne zaman dur diyeceğini bilinceye kadar, değil Aynen mi? öyle. Evet. Şimdi biz bunlara çok kolay ulaşmaya başladığımız zaman bu sefer bir kısır döngüye giriyor olay ve Evet. daha fazlasını istemeye başlıyoruz. Çok güzel bir deney var bununla ilgili. Ondan da bir örnek vermek istiyorum. Bir fare deneyi bu. Farenin beynine ödül merkezine giden bir elektrot bağlanıyor ve bu elektrodun ucu bir diğer ucuna da kafesin içine bir pedal konuyor. Fare yanlışlıkla pedala bastığında Uyarılıyor Evet, o diye. farenin beyni ödül merkezi hoşuna giden bir şey algıladığını zannediyor ve dopamin salgılıyor. Evet. Bir kere yanlışlıkla bastığı zaman çok kolay öğreniyor fare de hemen gidiyor ve pedala basmaya başlıyor. Her pedala bastığında dopamin salgılanıyor ama bu dopamin salgısı o kadar çok hoşuna gidiyor ki Fark. farenin pedalın başında sürekli kendisi pedala basmaya devam ediyor ve dopamin salgılanmasını tetikliyor. Öyle bir noktaya geliyor ki fare pedalın başından ayrılamaz hale geliyor. Normalde sadece keyif alan bir fare gözlemlemeyi bekliyoruz ama sürekli bir meşguliyet ve telaş hali gözleniyor farede. Çünkü her seferinde daha fazlasına ihtiyaç duyuyor Evet. ve pedala basmaya bağımlı hale geliyor ödül merkezi sebebiyle. Beynindeki ödül merkezi uyarıldığı için. Bunun çok benzerini maalesef şu anda bütün gençlerin elinde olan
telefon ve tabletlerde görüyoruz. Evet, maalesef. Onlar da bir nevi o farenin elindeki pedal görevi görüyorlar. Çünkü ödül merkezi ne çok fazla uyarıyor şu andaki. Orada çok saçma sapan şeyler bile seyrediyorlar, biliyor musun? Yani bazen bakıyorum ne seyrediyor diye, bilhassa gençlere çok abuk sabuk şeyler de seyredebiliyorlar. Ama evet, kendini alamıyor. Ya sosyal medya özellikle çok sıkıntılı bu konuda. Biraz daha özellikle ergenlik ve ergenlikten sonraki dönemde söylenenlere göre o dönemde çok fazla onaylanmaya ihtiyacı var, evet, gençlerin, çocukların. Dolayısıyla da her sosyal medyada bir resim paylaştığı zaman gelen like'lar veya beğeniler kendisine, onlara bir ödül mekanizmasını çalıştıran bir noktaya geliyor ve dopamin salgılanmaya başlıyor. O yüzden bir kişi bir paylaşım yaptığı zaman sürekli telefonunu kontrol etme ihtiyacı duyuyor. Kaç kişi her beğendi beğeni de daha da fazla ve bu bir kısır döngüye dönüyor. Hatta beğenilsin diye abuk sabuk resimlerini bile paylaşan maalesef insanlar olabiliyor. Gülücükler, aldığı yorumlara gelen, evet, gülücükler. Normalde sosyal hayatta, yani normal sosyal hayatımızda bunları ilişkilerle sağlayabilmemiz gerekirken, çünkü evet, yazılı iletişim çok kısıtlı bir iletişim. Aslında evet, beden dili, göz göze baktığınız zaman geçen elektrik, yani çok farklı şeylerle uyaranlarla suni bir iletişim kuruyorlar, yani suni, gerçek olmayan. Ve ancak oradaki belirli simgelerle beğeniyi sağladığı zaman da işte o dopamin ihtiyacıyla beraber bağımlılık maalesef, evet, oluşuyor. Evet. Bunun gibi maalesef hem ülkemizde hem dünyada uyuşturucu bağımlılıkları, yani yaşamdan insanı tamamen koparan, ölümlere kesinlikle sebep olan, yani en sonu bir şekilde, veyahut yeme, obez artıyor. Yani burada da insan olmanın en önemli şeylerinden birinin irade olduğunu görüyoruz. Yani kesinlikle, o duygularımıza, bu bir zevk de olsa, bedenin arzusu da olsa, duyguların arzusu da olsa, ne zaman oraya sınır çizeceğimizi bilmediğimiz, evet, zaman maalesef alıp başına gidiyor. Aynen öyle. Evet. Yani medeniyet tabii ki çok güzel ve medeni hayatta karşımıza çıkıyor bu bağımlılık. Ama biraz daha doğaya dönmek şart, evet, gerçekten. Yani doğada bağımlı olmamızı gerektiren bir şey yok. Evet. Her ne kadar benim kızımsan da sen de bir annesin Yasemin, Ece ve Cem. İki tane Allah bağışlasın yavrum var. Peki onları bunlardan korumak için, yani bu hem iPad olayı hem dışarıdaki tehlikeler, hı-hı, neler yapıyorsun? Tabii ben ya bu konunun uzmanı değilim kesinlikle, evet, ama ben elimden geldiğince çocukların yani bu yaşlarda özellikle belirli bir meşguliyet kazanmasını, bir hobi kazanmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sosyal ilişkiler çok önemli. Bunun için de kendi kısıtlı çalıştığın için kısıtlı olan zamanını onlara veriyorsun. Biliyorum bu da bir fedakarlık aslında ama anne, hı-hı, olmanın da bir şeyi var değil mi? Tabii, yani aynen öyle. Ve de işte mümkünse spor, bir sanat dalı, yani yapabildiğiniz bütün bu tip yöneltebileceğiniz şeylere çocukları bir şekilde yöneltmemiz gerekiyor. Yöneltmemiz gerekiyor. Evet. Onları sağlamamız gerekiyor. Diğer videoda buluşmak üzere. İstersen bu videoyu burada bırakalım. Diğer konuları diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.